Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün çok resmisiniz. Bazen de böyle olmak gerekiyor tabii. Toplantılarım vardı bu sabah. Murat Bey, bugünkü konumuz genel giderler. Ama öncesinde ben şunu sormak istiyorum. Hangisi genel? Evet, hangisi genel? Bir işletmeyi idame ettirmek için, bir şey üretmek için, bir hizmet vermek için tabii ki harcama yapmak şart. Bunların hangisi gider, hangisi genel gider, hangisi de harcama kalemi? Esasında karışık bir konudur. İşi muhasebe boyutundan baktığınız zaman başkadır. İşletmeci gözüyle baktığınız zaman başka yerlere doğru gider konu. Bir işi yapmak için ham madde, yardımcı malzeme, işçilik, bunları yapacağınız yer, yurt, işte hayatınızı idame ettirmek için enerji, bir takım sosyal standartları yerine getirmeniz için beraber yürüyeceğiniz insanlar, müşavirler gibi kalemler var. Ama hani ekmezseniz biçemezsiniz mantığıyla para harcamadan bir şey yapmak mümkün değil. Yani bir kere bunu kabul edelim, idrak edelim. Bir işletmecisiniz ya da bir hizmet üretiyorsunuz. Ne olursanız olun harcama yapmanız gereklidir. Harcamadan yani ekmeden biçmek mümkün değildir. Tabii ki hovardalık başka bir şeydir. Bilinçsiz para harcamak başka bir şeydir. Hayat bir hesap üzerine kurulu. Ne yaparsanız yapın, ister ticaret yapın, ister sanat yapın, ister pazara gidin, alışveriş yapın, bir hesabı, kitabı illaki vardır. Konfeksiyon sektörü patronu olarak bir konfeksiyon ürünü ihraç edeceğiz. Bunun için ham madde almamız gerekecek. Genel gider kavramı içerisinde bu ham maddeler girmez. Ham maddeler ürünün kendi harcamalarıdır. Bu ürünü yapabilmek için işçilik giderleriniz vardır, kira giderleriniz vardır, haberleşme giderleriniz vardır. Ana hatlarıyla böyle özetlenir, enerji giderleriyle. Ama konu o kadar geniş ve o kadar dallara yaygın ki, hani bunları alt alta saymak istersek herhalde dakikalar alır. İsterseniz bunu şöyle yapalım. Tekstil ihracatında akredite olmuş bir firmanın ne gibi giderleri var? Şimdi bir maliyet formülü yaptığınızda, ürünün içerisine kattığınız şeyler normalde giderdir. Ama bu ürünü yapmak için bir iş yeri lazımsa bir genel giderdir bunun kirası. Elektrik kullanıyorsanız bunun genel giderdir. Bu işi yaptığınız işçilik, haberleşme giderleriniz, katı atık giderleriniz, tehlikeli atık giderleriniz, elektrik kullanıyorsanız trafonuz varsa elektrik mühendisiyle sözleşmeniz olur, aylık giderleriniz olur. Ben geçen gün işletmemde sözleşmeleri böyle bir alt alta sıraladım. Kimlerle sözleşme yapmamışım ki? Herkese bir sözleşme yapmışım. Doktor, iş güvenlik uzmanı, elektrik mühendisi, mali müşavir, yeminli mali müşavir, araç bakım sözleşmesi, asansör bakım sözleşmesi saydım. Çok sözleşme yapmışız. Yani gider kalemi çok fazla. Ama hangisi gider, genel gider, hangisi gider derseniz, sattığınız ürünün ya da hizmetin içerisine koyduğunuz ana faktörler gider. Bunları yapabilmek için yaptığınız harcamalar da genel gider sayılır. Biraz daha açabilir misiniz? O zaman genel giderler ne oluyor? Birazcık benim kafam karıştı açıkçası. Şimdi konfeksiyondan örnek verelim. İşimiz bu. Bir ürünün kumaşı genel gider değildir mesela. O ürünü yapacağınız yerin kirası genel giderdir. Ürüne diktiğiniz fermuar genel gider değildir. Ama fermuarcı müsait misin sana fermuar dikmeye getireceğim dediğiniz telefon giderleri genel giderdir. Ya da bir araca koyup buna harcadığınız yakıt gideri genel giderdir. Yani ürünün üzerine direkt etkisi olmayan, dolaylı etkileri olan ama olmazsa olmaz harcamalar genel giderdir. Doğru anlamış mıyım şimdi ben? Hadi. Kumaşı kesen kesimcinin maaşı gider. Ama onun öğlen yediği yemeğin bedeli genel gider mi oluyor yani? Şimdi maliyetinize koyabilip giydirebiliyorsanız genel gider olmaz. Maliyet faktörü olur. Bir maliyet yaptığınızda kesim bedeli diye bir bedel koymuşsanız bu sizin ürüne kattığınız giderinizdir. Ama ben katmıyorum bunları çünkü bunların parametrik hesaplarını yapamıyorum derseniz de genel giderdir. Normalde bunları alt alta yazarsınız, sene sonunda 100 barem çıkıyorsa ve 100 tane ürün üretmişseniz benim 1 liralık genel giderim var dersiniz. Maliyetine o şekilde bakarsınız. Direkt maliyetin içerisine katamadığınız her şey genel giderdir. Katabiliyorsanız giderdir. Anladım ama benim kafam buna basmayacak. Hasan. Ben biraz daha soruyorum size. En büyük kalemlerdeki genel giderleriniz kira. Genelde işletmelerin kendi işletmeleri yoksa kira işletmelerde metrekaresine göre, standardına göre değişmesine rağmen genelde işletmelerde en büyük gider kiradır. İşçilerin masraflarını,
işçilikleri, sigortaları genelde ürünün üzerine giydirdiğimiz için, o maliyet faktörleri olduğu için onları pek gider demeyiz. Maliyetin içerisindeki faktördür. Atıyorum işte bir konfeksiyon ürününde işte 2 lira kesmesi, 3 lira dikmesi, 5 lira bilmem nesi gibi bir takım ismini koyabiliriz. Koyamadığımız şeyler vardır. İş güvenlik uzmanının maaşının bir ürünün üzerine ne kadar etki ettiğini hesaplayamayız. Bu genel giderdir. Atıyorum kırtasiye giderlerimiz, haberleşme giderlerimiz. Ne kadarını hangi ürüne hangi oranda katacağız? Hesap edebilir miyiz? Edemeyiz. Genel giderlerde gözümüzü kapatıp gelen her bütçeyi onaylıyor musunuz? Hayır. Nasıl oluyor bu? Daha önceki sohbetlerimizde de konuştuğumuz tabii fizibiliteler vardır. Bir ürünü yapmak için ne kadar malzeme kullanılır, ne kadar da genel gider harcanır. 10 bareme sattığımız ürünün 2 baremi mi genel giderdir, 4 baremi mi genel giderdir, 5 baremi mi genel giderdir? İşte buradaki esasında o kalemleri gider olması ya da genel gider olması önemli değil. Önemli olan masraflarınız eşittir satış fiyatınız, kalan bakiye karınızsa karlı olmaktır. Hani bunun, bu giderin adı ister genel olsun ister genel olmasın. Siz 10 bareme sattığınız malı 8 barem giderle hallediyorsanız mutlu olun. Genel giderler sizin de başta söylediğiniz gibi, benim de şimdi anladığım üzere çok geniş bir konu. Çok, çok geniş. Tabii tanımlaması çok zor. Bunun takibini nasıl yapıyorsunuz Murat Bey? Çok fazla kalem var. Bu konu esasında biraz muhasebede ayrılan bir konudur. Tam çok özür dilerim. Onu da sormak istiyorum. Bunların hepsini siz mi, bu sözleşmelerin hepsini siz mi ilgileniyorsunuz, siz mi yapıyorsunuz? Nasıl yetişiyorsunuz? Yetişeceksiniz. Patronsanız ya bileceksiniz ya bileni çalıştıracaksınız. Bazılarında benim altımda çalışan, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız yapıyor bu sözleşmeleri. Yani muhasebede bunlar ayrılır. Muhasebede kullandığınız sistemler size sorar. Bu genel gider midir? Hatta işi birazcık magazin haline dönen yerleri de vardır genel giderlerin. Atıyorum, müşterilerinizi gittiniz 5 yıldızlı otelde ağırladınız. Genel gider midir? Genel gider midir peki gerçekten? Şimdi şöyle, bu işte çok tartışılan konulardır. Burada defterdarlığın ya da maliyenin bakış açısı önemlidir. Eğer siz milyon dolarlık ciro yapan firmaysanız, yurt dışı bağlantılarınız varsa, müşteri sayınız varsa bir müşteri teşrifat giderlerini onaylar. Ama bir bakkal dükkanıysanız, 5 yıldızlı otelde parti verdim diye bir fatura işlerseniz herhalde döner. Yani işin özü budur. Buradaki uyum ve oran çok önemlidir. Mesela şirketinize 10 tane cep telefonu aldınız ama 100 liralık telefon parası ödüyorsunuz. Dikkat çeker, kabul edilmez. Yani her şeyin orantılı olması gerekir. Siz 10 bin liralık elektrik enerjisi kullanıyorsanız tamir bakım maliyetiniz 5 bin lira olamaz. Ama 100 bin liralık elektrik harcıyorsanız sizin tamir bakım maliyetiniz, işte fişiniz, kablonuz vesaireniz, şuyunuz buyunuz, bakım giderleriniz 5 bin lira olabilir. Bunların hepsi bir oransaldır. Bunu maliyeciler çok iyi bilirler, takip ederler. İyi muhasebeciler de, işini doğru yapacak olan müşavirler de kılı kırk yararlar. Patronların yaptığı harcamaları bile bazen kabul etmezler. Peki Murat Bey, evet. Benim gibi gençlere vereceğiniz tavsiyeler nedir? Atıyorum biz fabrikatör olduk. Evet, çok güzel. Gönlüm ister. En güzelini yapın, en güzelini olun. Şimdi gençler şunu bilsinler ki, ekmeden biçmek mümkün değildir. Yani para harcamadan para kazanılmaz. Fakat ne kadar harcayacağım, nereye harcayacağım, bu oran ne olmalı? Bir iş yeri tutacağım, bir iş yapacağım ama kirası ne olmalı? Kaç eleman çalıştıracağım? İşçiliğim ne olmalı? Bu benim ürünümde ya da hizmetimde yüzde kaça tekabül etmeli? Ne kadarlık sermaye gerekli bu işi idame ettirmem için? Kırtasiye masrafım ne kadar olur? Haberleşme giderim ne kadar olur? İşletmemi sigorta yaptıracağım, sigorta giderlerim ne kadar olur? Bunun bana maliyeti ne olur? Bunlar tabii birazcık da tecrübe, öyle patron da hemen olunmuyor. Milli Piyango'dan para çıktı, hadi patron olalım. Ve olmaz, bu bir tecrübedir. Bu bir hesap bilmektir, işini bilmektir. Ama genç arkadaşlarım çalışa çalışa bunları öğrenirler. Bazen gençler hata yaparak öğrenir. Hata yapmaya da çok kötü bir gözle bakmamak lazım. İnsanoğlu hata yapar. Yapa yapa da öğrenir. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekir. Bizler de hata yaptık. Hesabını bilmek en doğrusudur. Bir maliyet formülü üzerinde mal satmak en doğrusudur. Maliyet faktörlerim şunlar, şunlar, şunlar. Bunlar öngördüğüm maliyetlerdir. Öngöremediğim maliyetlerim de şunlardır. Pay edemediğim maliyetler, yani genel giderler de bunlardır deyip alt alta yazarsınız. İşte 8 bareme mal edersiniz, 9 bareme satarsınız. Paranızı da 9 baremin 9'unda aldıysanız, tahsil ettiyseniz mutlu, huzurlu bir patron olursunuz.
işiniz gücünüz rast gider. Bu genel giderleri kısmak için özel trikler, özel numaralar var mı? Onlardan bahseder misiniz bize? Evet, geldik en önemli yer. Tabii ki genel giderleri şimdi barem olarak üretimin içerisine katamadığımız için işte en çok tasarruf edilen yerler buralardır. Bir ürünü yaptık, 200 gram kumaştan çıktığı belli. Bunu 190 grama düşüremezsiniz. Ama 30 bin lira gelen elektriğinizi 25 bin liraya düşürürsünüz. Birazcık daha tasarruflu kullanırsa ya da haberleşme giderinizi ya da araç bakım onarım giderinizi ya da benzininizi, mazotunuzu, doğalgazınızı, ısınma giderlerinizi vesairenizi. Yani bir ürünün üzerine direkt olarak maliyetine kattığınız şeyleri tasarruf etmek zordur. Direkt koyamadığınız her şeyi tasarruf etmek kolaydır ve çok kalem olduğu için geriye dönüp baktığınızda genel giderlere yapılan o tasarruf formülleri bayağı bir rakam yapar. Ay sonunda, sene sonunda yüzünüzü güldürür. Bir eksiğinizi kapatır. Tasarruf şart. Tasarruf demek bilinç demektir. Gereksiz kullanmamak demektir. Elektriği bile çıkarken söndür ifadeleri vardır, bilirsiniz. Yani buna birisi bakar riayet gösterir, birisi görmezlikten gelir. Eğitimle alakalıdır, çevre bilinciyle alakalıdır. Bu konuyla alakalı, genel giderler konusuyla alakalı bir son söz rica edebilir miyim size? Genel giderler gerçekten çok kalemli giderlerdir. Ufak 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 her yere paralar harcanır bizim gibi şirketlerde. Tasarruf bir yerden olmaz. Tasarruf her yerden olur. Büyümek nasıl her yerden oluyorsa, metrekareniz, çalışan sayınız, enerji maliyetiniz, küçülmek de aynı şekilde olur. Tasarruf da aynı şekilde olur. Bir yerden tasarruf olmaz. Sadece enerjiden tasarruf olmaz. Her yerden olur.